Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yılın hediyesine sayılı saatler kaldı arkadaşlar. Son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Yarın bizleri neler bekliyor bu videomuzda onlara bakacağız. Öncelikle Konem'e en son Japon Twitter sayfasından Lunar New Year kampanyası ile alakalı paylaşımlar yapmıştı. Onları sizlere göstermek istiyorum. Bu hafta Lunar New Year kampanyasından dolayı hediyeler verilmeye başlandı. E futbol puan hediyesi pazartesi günü başlamıştı. Günlük girişlerden veriyorlar. Yarın bizleri bekleyen bir bedava ikon hediyesi var. Bununla alakalı da Konami Berkamp ve bekan bağırlı bir paylaşım yaptı. İkonik moment, Worldwide Kulüp's altında özel temsilci bir tane, bir tane bedava ikon, top açılımı hediye edilecek. İçerisinde ikonların yer aldığı bir liste olacak ve oradan top açılımı gerçekleştireceğiz. Peki kaç tane ikon olacak? Hangi ikonlar olacak? Onlarla ilgili bir bilgi yok. Sadece koneme örnek olarak iki tane ikon futbolcuyu paylaştı. Berkamp ve bekan var. Bunların ikisinin ortak özelliklerine baktığımız zaman PES 2021 kartları. ikonların bir çoğunun PES 2020 kartı da var 21 kartı da var. Bazılarının 20 kartı daha çok sevilirken bazılarının 21 kartı daha da çok sevilmekte. Buradan anladığımız ikonların PES 2021 kartları olabilir. Son çıkan kartları son kartları ama kaç tane ikon futbolcu olacak içerisinde onlarla ilgili şimdilik bir paylaşım yok. Dediğim gibi sadece örnek olarak bu iki futbolcu verildi. Bir tane ikon top açma hakkı hediye edilecek yanında Eto'nun paylaşımı yapıldı burada. Eto'lu bir Barcelona paketi gelecek. My Club parası indirimi. Şimdi bugün bitecek ve yarın geleceklere kısaca başlıklar halinde bakalım arkadaşlar. Pazartesi gelen iki tane maçtayım. Bugün son günü. Eğer oynamadıysak 17.00'a kadar oynayıp tamamlayabiliriz. Sonrasında finallerini seyret diyerek GP kazanabiliriz. Bu GP'ler efsane bak işimize yaramakta. Bugün bitecek etkinliklere baktığımız zaman geçen perşembe gelen Ronaldo yolu, yolu, Barcelona ikon paketinin bugün son günü. Geçen hafta gelen Player of the Week Lewandowski'li Kevin De Bruyne'li Haftanın oyuncuları paketinin de bugün son günü Yarın yeni bir Player of the Week gelecek. Ve efsane Drop Yarın yeni bir Efsane VaxDrop'un gelmesi bekleniyor. Bugün süresi bitecek etkinliklerimiz Bunlardı. Yarının Gündemine geçtiğimiz zaman Yarın bakım var. Her perşembe olduğu gibi Oyun sabah Türkiye saatiyle 5'te Kapanacak. 8-9 aralığında Açılması bekleniyor. Fakat bazen Gecikmeler de yaşanabiliyor. Yarın Büyük bir beklenti var. Oyunda İlk başlarda yoğunluktan dolayı sıkıntılar da yaşanabilir. Yarın büyük bir oyuna giriş yaşanacaktır ikon hediyesinden dolayı. Yarın Lunar Lunarnimi kampanyasından dolayı Konami'nin ikonu açıklamasını da kısaca göstereyim arkadaşlar. Bu açıklamadan dolayı herkese garanti unutulmaz an serisi dedi. Unutulmaz an serisi ikon olmakta. Bundan dolayı da ikon hediyesi yarın bekleniyor. Ve bu şekilde bir görüntü belki bizleri karşılayabilir. İçerisinde hangi ikonlar olacak merakla bekliyoruz. Yarın Barcelona takımının ikonları geliyor. Buradan Michael Apparisi ile top açılımı gerçekleştirebiliyoruz. Yarın gelecek Barcelona paketinde ilk defa Eto geliyor. Eto 97 seviyeye kadar çıkan bir futbolcu. Barcelona takımında 99 seviyi görmekte. Yanında Xavi var 96. Barcelona takımında 97 olan bir göbek futbolcusu. Puyol var 95. Barcelona takımında 97'yi gören stoper futbolcu Yarın bir de MyClub parası indirimi olacak Lunar New Year kampanyasından dolayı. Yarın haftanın oyuncuları gelecek. Geçtiğimiz günlerde haftanın ile alakalı bir tahmin videosu yayınlamıştık. Hangi futbolcular gelebilir? Kısaca başlıklar halinde bir de onlara bakacak olursak arkadaşlar, örneğin bu hafta Leverkusen'den Musa Diaby hat-trick yaptı, 3 gol kaydetti. Gelme ihtimali çok yüksek bir sol açık futbolcusu. Kimi? Bayern Münih takımında bu hafta iyi performans sergiledi, 2 asist yaptı. Onun da gelme ihtimali çok yüksek. Hakim Ziyek, Chelsea'de gol kaydetti. Onun dışında diğer golü Chelsea'nin diğer golünü stoper futbolcusu Thiago Silva attı. Konemi gol atan stoperleri seviyor. Ama Hakim Ziyek de maçta çok iyi bir futbol oynadı. Gelme ihtimali o yüzden yüksek bir futbolcu. Liverpool'dan sol bekleri Robertson 2 asist kaydetti. Gelme ihtimali onun da son derece yüksek. Mertens Napoli takımı 4 gollü bir galibiyet aldı. Napoli'den bir ismin gelmesi gerekiyor. Belki o isim Mertens olabilir. Roma takımında birçok aday var. Roma da deplasmanda 4 gollü bir galibiyet aldı. Abraham örneğin 2 tane gol kaydetti. Fakat Abraham'ı tercih etmeyip başka isimlere de yönelebilir Konemi. Örneğin Zanyola 1 gol 1 asist yaptı ya da Sergio Oliveira o da Roma takımına transfer oldu Porto'dan kiralık olarak transfer oldu. Sezon sonunda yanılmıyorsam 13 milyon euroydu. Bon servisini alma hakkı Roma'da bulunmakta. 1 gol 1 asist kaydetti. Bu 3 futbolcudan biri gelebilir arkadaşlar. Çünkü Roma maçında öne çıkan oyunculardı. Nobel Fekir İspanya'da Real Madrid takımı 4 birlik galibiyet aldı. 2 asist yaptı. Ofansif orta saha pozisyonundaki futbolcu da gelme ihtimali yüksek isimlerden. Kaleci Ledesma bir ara gelmişti. Belki o yüzden getirmeyebilirler. Ama bu hafta dikkat çeken bir kalecilik performansı sergiledi. Ama Ledesma Player of the Week'e gelmişti bir keresinde. Belki ondan farklı bir tercihte de bulunabilirler. Ya da Atletico Madrid'in gizli forveti bu hafta oyuna sonradan girdi. Bir gol bir asist yaptı. Koreli bir futbolcu da hat-trick yaptı. Belki gelebilir. Gelirse de çok yüksek seviyelere çıkmayacaktır. Heyecan vermeyecektir bizlere ama gelme ihtimali olan isimlerden bir tanesi. Paris Saint-Germain'den bir futbolcunun gelmesi gerekiyor. 4 gollü bir galibiyet aldılar. Ve burada Göbek oyuncuları Veratti 2 gol kaydetti. Sergio Ramos da galattı. Hangi isim gelir? Belki bilinmez ama Veratti'nin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Orkun Kökçü bu hafta iki gol kaydetti. O da gelme adaylarından bir tanesi. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da ayın futbolcusu seçildi gelmedi. Bakalım Orkun Kökçü bu sefer Player of the e gelecek mi? Laporte Manchester City'nin bir birlik beraberliği kurtarmasında beraberlik golünü kaydetmişti. Mutinho gelme ihtimali yüksek isimlerden biri. Bir gol bir asist yaptı. E belki hani e, Premier Lig'den orta sıralardaki takımlardan da birini seçecekse konemi. Norwich'in Santraforu da bu hafta 2 gol kaydetti. O da adaylardan birisi arkadaşlar. Ve son olarak Cuma günü 2 tane maç gelecek. Maç sayısı ne yazık ki az gelmeye devam ediyor. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.